Facebook sayfası, Twitter sayfası denen sosyal medyada bir alim, bir ayet yazıp Allah buyuruyor ki dese, mesela Fatiha'yı da yazsa, herhangi bir ayet, şöyle 10 bin, 20 bin izleyicisi olan, takipçisi olan bir sayfada, bir saat içinde öyle notlar yazılıyor ki, insanın dünyada mı yaşıyoruz, Deccal mı geldi, Deccal mı kontrol ediyor bu sosyal medyayı diye hayret edesi geliyor. Sahabi diyor ya, o kadar kolay, yani tabi dönemi için diyor, o kadar kolay din konuşuyorsunuz ki siz, sizin konuştuğunuz meseleleri Ömer Bedir ashabını toplamadan konuşamazdı. Yani bir soralım bakalım ne deniyor diye. Tabi'in insanının, yani ashab-ı kiramdan sonraki neslin ne kadarsa artık dini sulandırmaları, ne rahat konuşuyorsunuz din hakkında diye kınıyorlarmış onları. Ki Abdullah İbni Mesud'dan bile böyle bir nakil var. Radıyallahu anh. Bugün harf inkılabından tesettür inkılabına kadar bir yığın inkılap görmüş neslin çocukları bile Facebook sayfasında şurada burada bir ayeti, bir hadisi şerifi, filan alemin sözünü demiyorum, İmam Gazali'ye verdikleri çirkin cevapları demiyorum, ayete, hadise o kadar rahat yorum yazıyorlar ki, bu ayet neredeyse Kur'an'dan çıkarılsın daha doğru olur diyeni bile çıkacak. Bunu kafirler yapsa dertlenmeyiz. Niye dertlenmeyiz? Ne beklerdik ki biz kafirlerden zaten deriz. Ama Müslümanlık namına söz söyleme ve bu sözü keyfine göre söyleme cüreti diye bir hastalık var ortada. Bu bir sosyal medya sayfasında çok bariz bir şekilde gözümüze çarpıyor. Biraz ilerliyoruz, caminin önünde oturan, öğle namazını bekleyen ihtiyarlar, gençler, esnaf, onlar da geçen gün hoca demişti ki diye hocanın okuduğu ayetin evirip çevirmesini yapıyorlar. Caminin önündekiler de bunu yapabiliyor. İlahiyat fakültesinde, hatta İmam Hatip Lisesi'nde talebeler Allah'ın ayetleri üzerinde ya öğretmenlerin organizesiyle ya da kendileri kendi başlarında kantinde çay içerken münazara yapıyorlar. Bu ayet böyle mi olmalı, şöyle mi olmalı? Bu hadis böyle miydi, şöyle miydi? Mezhepleri tokuşturuyorlar. Hanefi mezhebi daha doğru, Şafii mezhebi daha doğru. Bunu yok sayıyorum. Yani bu o kadar önemli bir şey değil. Kur'an ayetlerini, bıyığı bitmemiş çocuklar, yani şu bıyıkla beraber ilim bıyığı da bitmemiş henüz, mürekkep yalamamış çocuklar, Allah'ın ayetlerini oturup münazara konusu, ayak ayak üstüne atmış, belki de elinde cigarası, belki de abdesti yok, o gün sabah namazına da kalkamamış zaten. Bu kadrolar Allah'ın ayetlerini oturup keyiflerine göre yorumluyorlar. Bunun için dergiler çıkarıyorlar.
Bunun için seminerler yapıyorlar. Filan yerde filan grubun yaptığı konferansa, seminere karşılık onlar burada bir seminer yapıyorlar. Yani Kur'an'ımız ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hadis-i şerifleri, ilim açısından söylüyorum, çoluk çocuğun istediği gibi yazıp çizdiği, yorumladığı, bana göre dediği, bir ayetin altına istediği mülahazayı koymakta sakınca görmediği bir zamanda yaşıyoruz. Ve bu bir tartışma kültürü haline geliyor. Ve bunu Allah rızası için, gençler yetişsin, söz hakkı olsunlar, medeni kimlikleri olsun, medeni cesaretleri olsun diye bir eğitim konusu olarak da yapıyoruz.